Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. 3 Nisan 2023 birçok kişi ne okula gitmek istedi ne işe gitmek istedi ne insan içine çıkmak istedi. Whatsapp grubundan birçok kişiyi belki engelledi. Belki birçok kişiye ağza alınmayacak sözler etti. Kimin yüzünden? Dış minnak. Yani bağımsızlığımızı istemeyenlerin yüzünden. Kimin yüzünden? Dış güçlerin yüzünden. Yoksa Ali Koç'un, Jesus'un falan asla asla böyle bir şey yok. Yani bir Fenerbahçe taraftarı olarak arkadaşlar ağzımın orucuyla istediğiniz her şey üstüne yemin edebilirim. Yani benim herhangi bir şey yemin etmeme gerek yok. ağzıma ne çıkıyorsa doğrudur. Aylık 4000 TL Fenerium'dan ürün alışveriş yapan bir adamım. Forma çıktığı anda gidip Kaç tane var? İki çeşit. İkisinden de ver diyen bir adamım. Elimden gelince insanlara Feneryum'dan ürün dağıtan bir adamım. Hani 3 Temmuz sürecindeki o klima satlık mı onu alalım diyen mantalite var ya o mantaliteye sahip bir adamım. Bugüne kadar siz eleştirdiniz aman dedim destek çıkalım tamam eleştirelim ama dozajında. Siz kızdınız dedim ki tamam kızın ama küfürsüz. Siz şu istifa bu istifa şu çöp bu çöp elimden geldiğince savundum. Yani savundum derken ben Fenerbahçe'nin menfaati için, Fenerbahçe'nin iyiliği için sustum açıkçası. Takım liderdi. Siz Rossi çöplüyordunuz, Altay çöplüyordunuz. Dedim ki ya etmeyin eylemeyin arkadaşlar. Takım iyi gidiyor, üstüne düşelim. Kırılma anları olur, şöyle olur, böyle olur. Altay kötü gitti, bir tek ben savundum. Rossi'yi bir tek ben savundum. Lincoln'u bir tek ben savundum. Hani şöyle oldu, böyle oldu. Ben işin orasında burasında değilim. Size göre benim yaptığım yanlış, bana göre sizin yaptığınız yanlış. Ama ben hep şunu söyledim, bir yere kadar. Bir mağlubiyet yaşadık dedim ki bu Jesus'a yazar. Bir şey daha yaşadık bu Jesus'a yazar. Ama dün itibariyle ben şunu söyleyeyim. Jorge Jesus Fenerbahçe'den kovulmak istiyor. Tazminatını almak istiyor. Tazminatını aldıktan sonra da boş durmayayım. Hani boş durmayayım. Bir an önce çekeyim gideyim derdinde. Başka bir niyeti yok. Şimdi spor yazarlarının yorumları var. Mesela Ahmet Çaka ben sadece başlıkları okuyayım. Siz ne demek istediğimi anlayın arkadaşlar. Mesela Ahmet Çakar diyor ki yaptığı rezilliklerle tarih yazdı diyor. Yani Fenerbahçe yaptığı rezilliklerle tarih yazdı. Hani Valencia penaltıyı kaçırdı. Redmond adlı oyuncu Beşiktaş'ta çıkıverdi diyor. Yani bir futbolcunun maça etkisi vurdum duymaz. Ya penaltı kaçar kaçmaz diye bir şey yok. O penaltıya o şekilde ukala ukala la bali la kaçar. Ali Gültiken tüm geçmişi yok sayar diyor. Derbi maçları oynanan bütün maçları yok sayar diyor. Jorge Jesus kalamaz artık diyor Erman Toroğlu. Bir şey söyleyeceğim. Sosyal medyadaki yorumlara bakıyorum. Diyorlar ki niye Jesus gitsin, Ali Koç gitsin? Ya, akıl tutulması mı yaşıyorsun? O kadroyu sahaya süren ben miyim? O değişiklikleri yaptıran ben miyim? Ama hocam Jesus e, saha kenarında değildi ki tribindeydi. Çok fark etti. Allah aşkına ben de Kayseri'deyim. Bilmem kaç yüz kilometre ötedeyim. Devre arası bittiğinde mal olan mala dahi şunu söylerim. Üstüne oynuyoruz. Beşiktaş biz ikinci yarı kanatlarla vurmaya çalışacak. Maç öncesi de dedim bak Redmond da şunda bununla vurmaya çalışacak. Etmeyin elemen aklınızı başınıza aldı. Gezzal sahada yoktu. Gerson Fernandez sahada yoktu. Herif ikinci yarı iki değişiklikle şahmat yaptı. Biz bunu Sevilla maçında da yaşadık. Hatırlıyor musunuz? Sevilla maçında da bunu yaşadık. Orta sahaya çıkarttı. Kanada çıkarttı. Değişiklik yaptı. İkinci yer oyuna hükmettiler. Ya Beşiktaş yine hükmedemedi. Neyse. Erman Torun'un sözlerine katılıyorum. Yani artık yani ne hal bak. Hal Umut Meler şu bu falan filan. Ya tabii ki de hatası var. Yok değil. Tabii ki de hani hakem skandalı var. Beşiktaşlara kalsa Fenerbahçe'yi kolladı. Fener'lere kalsa şöyle oldu böyle oldu. Şimdi onu da konuşacağım ama mesele Hal Umut Meler şu bu meselesi değil. Mesela Fenerbahçe eline altın tepside gelen maçı rakibine altın tepside geri iade etti. Uğur Melek diyor ki Jesus'un sanki kopyası var kenarda diyor. Hani Ren, Trabzon, Galatasaray, iki seviye Galatasaray maçı. Ya bu maçlara üçlüyle çıkmışsın. Beşinde yenilmişsin. Birinde seviyeye karşı işlevsiz bir galibiyet elde etmişsin. İrfan Can'ın dünkü şutuna kadar akan oyunda gol atamamışsın. Bir insan bunu bile bile niye yapar? Ben size söyleyeyim. Tazminat alıp defolup gitmek için. Kovulmak için. Gürcan Bilgeci'nin cümleleri çok ama çok hoşuma gitti. Onu okuyacağım. Kibri günahların arasındaki en kötüsü olarak yorumlarlar. Maç 11 e 11 oynanırken her şey Fenerbahçe için çok güzeldi. Maçı da kontrol ediyorlardı. Skoru da ele geçirmişlerdi. Hem de hakemin Osayi'ye gösterdiği sarı kart ile Maçı böyle bitirmeyeceğine dair işaretini vermesine rağmen Fenerbahçe'nin gol kralı 11 metreden kaçırıp muhtemelen koca bir sezonun üstünü çizdi. Ne de olsa gol kralı arkadaş. Futbolda bu da var diyecektir çevresi. Hadi lan derim. Satırların yazar olarak maç öncesinde üçlü mü, dörtlü mü diye boşuna tartıştık. Aklı kilitlenmiş bir teknik direktör var orada. Dün akşamın hasarı büyük olur. Jesus tartışması da bitmiştir. Gitsin istediği takıma. Oyuncularının ruhunu hangi maçı nasıl yaşayacağını anlamayan kibir içinde karar veren o. Tribinde seyretti maçı. Şimdi gençlerin önünü açsın diyor. Ömer Ündül neyse karda güler var diyor. Şansal Büyük Ağa bırakın gitsin hayır gelmez diyor. Ercan Güven yıkıcı bir hezimet diyor. Atilla Gökçe kredisi tükenmiş iki takım diyor. Hani Mert Hakan, Abu Bakar itiş kakışına öteki arkadaşlar da katılacak oldu. Çirkin görüntüler falan filan. Zeki Uzun Kuruvasan Messi'den kesitler sundu diyor. Arda Güler'e değinmiş o da. İlker Yağcıoğlu, Jorge Jesus'un iflası. Albert Einstein'ın bir sözü var. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuç beklemek deliliktir diye. Geri zekalıktır, aptallıktır. Bugün bir manşet atacak olsaydım Jesus'un iflası derdim. Yardımcısıyla kulaklıkla haberleşiyor. Bazı şeyleri aklım almıyor. Üçlü savunmada bu ısrarı kabul edilebilir değil diyor. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Aklıma takıldığı için söylüyorum. Bugün hani birçok Fenerbahçe'de arkadaşım da şunu söylüyor. Hocam FETÖ Fenerbahçe'yi ele geçirseydi en fazla bu kadar yapardı diyorlar. Düşündüm. Ulan hakikaten FETÖ Fenerbahçe'yi ele geçirse en fazla bu kadar yapardı ya. Harbi harbi bak işin içinden çıkamıyorum. Harbi harbi FETÖ Fenerbahçe'yi ele geçirse bunu yapardı. Başka hiçbir şey yapmazdı. Yani seriler son bulurdu. Fenerbahçe ee... Evindeki maçlarda hani serileri son bulurdu. Büyüklük dediğimiz şeyi yavaş yavaş yitirirdi. İşin içine başka işler girerdi. Kafalar 1 milyon olurdu. Tepkiler çığ gibi büyürdü. Bu. Şimdi tartışmalı pozisyonlar. Arkadaşlar normalde umrumda değil ama akıllarda kalmasın diye. Bülent Yıldırım, Deniz Çoban, Seçim Demirel. Üçü karar veriyor. Wellington'a gösterilen ilk sarı doğru mu? %100 sarı kart diyor herkes. Yani umut vaat eden bir atak başlangıcında Wellington Arda'yı durduruyor. Kontrolsüz şekilde %100 doğru diyor. Yani hepsi doğru. Abu Bakar'ın tribünleri hareketi diyor. Deniz Çoban Halil Umut gerçekten maça konsantre olamamıştı. Bu tarz durumları iyi yönetemeyeceğini mesajını verdi. Bunları başlatan Beşiktaş'ta oyuncu tribüne yaptığı hareketleri devam ettirmesi. Beklenti nedir? Böyle bir kargaşa durumunda. Eşit cezalandırma. Her iki takımdan da bu olayları en fazla yapıyorsa en fazla onlara kat göstermek. Abubakar'a sarı kart. Doğru. Rakip takımdan birini bulacaksınız. O Samet olmamalıydı diyor. Aslında Serdar Aziz Cenk Tosun'un eline vuruyor. İkinci bir sarı kart arıyorsak Serdar Aziz diyor. Üçüncü arıyorsak Cenk, Abu Bakar. Ama Samet'in sarısına katılmıyorum demiş. Bülent Yıldırım baştan sonra incelediğimiz zaman burada tartışmalı bir durum. Yani bir profesyonel bunu yaparken tribindesin işiniz yok. Bunu yaptığı durumda hakem anında müdahale etseydi. Abubakar'a Bakar'a sarıyı çıksaydı, çıkarsaydı diyor. Bunlar başlamazdı. Samet yapma diyor. Hakem de ona gösteriyor. Cenk araya girin sakin ol diyor. Samet burada araya giriyor diyor. Ee, seçim dönemler burada mutlaka ekibinden bir uyarı alması gerekiyor. Hemen arkasını dönebilirdi diyor. Deniz Çoban ekip olarak hazır olmaktanın göstergesi diyor. Diğer pozisyon. Gezdal'ın ferdiyle pozisyonuna Bülent Yıldırım Gezal topu iyi kontrol edemiyor. Alarm seviyenizi arttırın denir hakemlere. Klasik bir tanı. kötü kontrol geldi. Top ayağından çok açıldı. Ferdi girdikten sonra kayarak müdahale. Ee, sarı kartla cezalandırılır böyle durumlarda diyor. Deniz Çoban sarı olmalıydı diyor. Seçim Demirel de sarı olmalıydı diyor. Gezal'ın pozisyonuna. Geç son Mert Hakan eşleşmesinde bir faul var. Evet topa dokunamamış. Mert Hakan'ın itiraz ettiği kadar bir sarı kart gerektiğini düşünmüyorum. Halil Umut kalp göstermek gibi bir niyeti yok. Yardımcı hakemin talebiyle çıkıyor diyor. Bülent Yıldırım geç son burada topa kaydı. Mert Hakan dizlerini bıraktı. Teması sağladı. Avul verebilirsin. Sarı söz konusu değil diyor. Seçimde devrede de sarı söz konusu değil. Penaltı doğru mu? Bülent Yıldırım e, harika driplingle Arda rakibini geçiyor. İkinciyi geçiyor. Bir temas alsa zaten bir penaltı oluşacak diyor. Devam ediyor. Soru şu ben Onur Bulut olarak nasıl penaltı yapacağım? Tutacağım, çekeceğim. Aya bastı mı ne diyor? Bir var buna niye karışmaz diyor. Sağlıklı görüntü yok diyor. Deniz Çoban ne diyor? Kendini doğrudan doğuran kehanet niye karışmaz? Merkez kim Kurulu şeffaflarım. Bu şeffaflığa gerek yok. Trabzon Adana Demir maçında ofsayt oh, çizgisi niye çizilmedi diyor. Çizmeyen kim? Alper Ulusoy. Hugo'nun eli penaltı verilmiyor. Maç 3-1. Ee, Adana Demir Fenerbahçe maçında Batshuayi'ye yapılan penaltıya karışmamak da hatadır. Trabzon Adana Demir maçı E ee, Bu aldatmadır diyen var. Bu böyledir diyen var. Burada penaltıdan bahsedemeyiz diyen var. Varın müdahalesi gerekli diyen var. Omar Markolle'in sarısı net bir sarı doğru diyorlar üçü de. O penaltı beklediği pozisyon ee, üst tarafta omuzda müdahale yok ama Oyuncu iyi niyetli gözükmüyor. Bacağı açıyor. Maçın gözlemcisi olsam sorarım buna ne diyorsun diye bir cevabı olmalı hakemin. Penaltıdan söz edemeyiz ama sarıda ağır diyorlar. Getson'a kart çıkmalıydı diyor. Getson Fernandez'e hangisi bu? Mert Hakan'ın kafası 2-3 santim geride. İleride olsa kırmızı kart görecek. Sonuçları ağır olurdu diyor. Geliş kontrolsüz çok tehlikeli. Havada karıda pozisyona sarı kart gerekir diyor. Deniz Bülent Yıldırım. Deniz Çoban da sarı diyor mı diyor? Arda kardeşler kayak yaparken sakatlanıyor diyor. Ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. Abu Bakar'ın yerde kaldığı pozisyon böyle penaltı olmaz diyor. Üçü de. Kırmızı kart pozisyonu çok net penaltı bariz gol şansı kuralına bir altta cezalandırması gerekiyor. Sarı kart da doğru diyor Deniz Çoban. Bülent Yıldırım da aynı şeyi diyor. Hani Rakibe yönelik sadece hamle yapsa kırmızıydı ama sarı doğru. Hepsi doğru diyor. Onur Bulut'a kart gerekiyor mu Valencia'ya? Buna sarı kart vermemek kabul edilemez. Tartışmasa sarı diyor. E, açık ara sarı diyor arkadaşlar. Yani buna sarı kart verilmemesi ha, hatırlıyor musunuz? Yan tarafta 80 küsürdeydi. Hatta e, Onur Bulut'un bir pozisyonda sarı yemesi gene lazımdı da. O pozisyonu es geçirmiş. Belki orada yedi diye ben düşünüyorum. Belki bir şey yapmadı diye. Beşiktaş'ın dördüncü gol öncesi faul var mı? Hepsi de faul var diyor arkadaşlar. Varın müdahale etmesi gerekiyordu diyor. Bilginiz olsun. Bunlar da bu şekilde söylüyor. Şimdi ezeli rakipleri Ali Koç döneminde seriler bitti. Ben size bir soru sorayım. FETÖ arkadaşlar sorduğu için soruyorum. FETÖ Fenerbahçe'yi ele geçirseydi 3 Temmuz'da artık hedefleri neyse amaçları neyse ya da ele geçirme niyetleri neyse ele geçirselerdi. Bu kadar kötü olur muydu? Bence olmazdı. Bence bu kadar kötü olmazdı. Niye biliyor musun? 2013-14'te Ersun Yanal'la kanırta kanırta bir şampiyonluk var. Onun dışında hiçbir şey yok. FETÖ 2010-2011'de Fenerbahçe'yi ele geçirmiş olsaydı bir sonraki sezon Galatasaray yine şampiyon olurdu. Ondan sonraki sezon yine Galatasaray şampiyon olurdu, yapılırdı falan filan. Sonra araya yine Fenerbahçe'yi sıkıştırırlardı bir şekilde. Sonra hani Ersun Yanal dönemini hani hiç hiç olmamış, Ersun Yanal gelmemiş olarak kabul ediyorum. Yanlış anlaşılmasın. 2 senede bir, 3 senede bir Fenerbahçe mutlaka şampiyon yapılırdı. Bak FETÖ Fenerbahçe'yi ele geçirmiş olsa, niye? Para akacak. Para çok akacak. Emin olun Fenerbahçe'yi 2 senede bir, bak 2 senede bir kesin şampiyon yaparlardı. Yani i̇ki senede bir kesinlikle Fenerbahçe şampiyon yaparlardı. Eğer FETÖ Fenerbahçe'yi ele geçirseydi. Ya hocam o kadar da O kadar da arkadaşlar. Bu adamların her şeyi para. Dershane işi paraydı. Zaman gazetesi paraydı. Para gelmeyen bütün organizasyonlar iptaldi. Hocam iyi Türkçe olimpiyatları bedavaydı. Ali Koç Platin sponsor demeyi biliyorsunuz. Ali Koç FETÖ'cü demeyi biliyorsunuz. Demiyor musunuz? Galatasaray'ın stadında yapıldığına konuşmuyorsunuz. Oralardan ne paralar kaldırıldı sizin haberiniz var mı? O organizasyonlardan. Sponsor olanların ödediği parada. Bak, bak ben size bir şey söyleyeyim. Ayda 10 bin lira para verin. Mesela şu Fenerbahçe logosu yerine sizin logonuzu koyalım. Sponsorluk yapalım. Hocam 10 bin lira çok para. Ha 10 bin lira çok para. Niye 30 bin kişilik kanal? O şeyleri kaç kişi izledi? Yaklaşık 30 milyon kişi. Bir düşünün bakalım dönem paralar. Ali Koç döneminde Kadıköy'de seriler bitti. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor hepsi bitti. Gençler Birliği, Göztepe falan filan da bitti. Sivas Spor, e, şu bu Şenol Güneş ilk galibiyetini aldı. Ya bugüne kadar çok hileli galibiyet denedi. Kafasına bilmem peruk atıldı, dikiş mikiş denedi. İlk defa helalinden galibiyet aldı. Ama hocam bak son gol şeymiş, faulmuş. Ya Allah aşkına bırakın bunları ya. Ya bırakın bunları ya. Ya Beşiktaş dün 9 kişi de kalsa bu Fenerbahçe bak. 2 birden sonra Beşiktaş 9 kişi kalsa Fenerbahçe yine yenilirdi. Aksısam deyin ki hocam haksızsın o kadar da değil deyin. Başımızdaki başkanın niyetini ben çözemedim. Ben çözemedim. Kim Minji satılır 18 küsür milyona. 5 milyon euro Nino'ya isterler. Hiç kusura bakmayın. Bunu cümleyi kuracağım ama. lan eşek adam derler adama. Bas 5 milyonu al. Hemen hemen eş futbolcu. 18 sat. 5 e aldın hadi 3 de zarar diyelim. 8 10 milyon karım var. Ya 3.7 Samet. Sosyal medyaya göre 2.8 Gustavo Henrique. Kaç etti? 6.5. 6.5. 5'e de Luan Perez 11.5 11.5 milyon euro para harcandı. Bir kim yeri dolması için. 18'e sattın. 3'e de almıştın. Soruyorum size kim karda? Kim karda? Ya geçen seneki kadro. Geçen seneki kadro. Ee, Allah için bak. 3 tane, 4 tane, 5 tane. Dur ya bir, bir saniye. 2021-2022 Fenerbahçe maçları diyeyim. Ya son maçı merak ediyorum. Ee, ne zamana denk geliyor abi? Yani 0-3-0-9 Kayseri Spor maçına mı denk geliyor? Yok bu sezonun başı bir saniye. Temmuz ayında Halk City maçları. Ha, şu kupi bundan öncesi. Ya hani şunu demek istiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ha mesela Fenerbahçe Kayseri Spor maçı var Türkiye Kupası'nda. Slavya Pırak maçı var. Mesela Slavya Pırak maçını baz alayım. Altay, Nazım Sangare, Kim Minji, Atilla Salahi, Ferdi Kadıoğlu. Bak Ferdi sol bekte. Mert Hakan Yandaş, Sosa, Osayi Samuel, Zayt, Pelkas, Valencia. Bu arada yedeklerde Berisha var. Serdar Dursun, Ozan Tufan, Arda Güler, Tiserant. Ee, Crespo zaten kadroda Bir, İsmail Yüksek geldi 2. Mert Hakan var 3. Zayt da var 4. 4 tane senin orta sahan var. Bir tane kreatif Arda Güler de say 5. Kreatif bir orta saha alabilir. 2 tane kanat alacaktın o kadroya. Bir tane sağ bek ya da sol bek alacaktın 3. Bak sadece bu kadrodan bahsediyorum. Ya kim de tutacaktın. Ama hocam serbest kalma maddesini verdiler, gitti. Serbest kalma maddesini hayata sokan salaklık yapan biziz. İkinci Slavya Prag maçına da yine bakayım. Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Atilla Salay. Bak üçlü oynayacaksan da Tisserand, Serdar Salay. Tamam. Bak üçlü oynayacaksan. Mert Hakan merkezde Ferdi bir kanatta. O bir kanatta. Valencia, Pelkas, Serdar dursun diyor. Bir şey soracağım. O kadroya 4-5 tane hamle yapalım. Mesela bak. Mesela diyorum. Buruma'yı falan saymıyorum. Emre Mor 1. Okey. Rossi var 2. Okey. O Ferdi'yi sağ bek sayalım. Hadi. Nazım Sangara'yı paketledim şu bir tane sol bek al. Bak, bir tane sol bek. Bir tane orijinal adam akıllı kütür kütür bir kanat oyuncusu. Mesela e, milletin ağzının açık. Mesela bir Redmond tarzında bir isim. Bir Onyekuru tarzında bir isim. Kiralık da olsa getir 3. Bir tane kütürük gibi forvet. Bak sende Serdar Dursun var. Valencia var. İkisi de baya baya kendini kanıtlamış. Baya baya bir şeyler yapmış. Bir tane ya bir Batşuay'ı olmasa da ya da bir Batşuay'ı da olabilir. Sadece Batşuay'ı. 3. Çünkü bir tane forvet oynatacaksın. 10 numaraya forvet arkası mevkisine e, donanımlı bir isim alabilirsin. Ya da bunu alacağıma bir 8 numara alayım dersin. 4. 4 transferle buraya gelecek kadro ne hale geldi. Fenerbahçe'de kritik Jesus toplantısı. Ben bu videoyu öğlen saatlerinde çekiyorum arkadaşlar. E, şunu söyleyeyim hani görüşme yapılmak üzere toplantı yapılacak diye bugün biliyorsunuz idman da var Fenerbahçe'de. Şampiyonluk bitti. Artık şampiyonluğun herhalde sorusunu da dahi sormak abeste iştigal etmek olacak. Ha şunu söyleyeyim. Galatasaray ligden çekilse dahi Fenerbahçe ikinci olur. Yani onu söyleyeyim. Birazdan muhtemelen de Kayseri Spor maçının hazırlıkları başlayacak falan filan derler. Bu arada ben size sıcak bir gelişmeyi de söyleyeyim hatta şöyle sıcak gelişme verirken son dakika şeyini vermek üzere oluyor. Arkadaşlar Sercan Hamzoğlu'nun çok sağlam duyumuna göre birkaç dernek başkanı ve kongre üyesi Aziz Yıldırım'ın tekrar göreve gelmesi için bizzat yanına yüz yüze görüşmeye gidiyorlar arkadaşlar. Bizzat yüz yüze görüşmeye gidiyorlar. Hani birkaç dernek başkanı, kongre üyesi tekrar Başkan ol ricasında da bulundular arkadaşlar haberiniz olsun Hocam olur mu olmaz mı Yapın etmeyin etmeyin Sergen Yalçın görüşmesi arkadaşlar Sergen Yalçın zamanda şampiyon oldu Okan Buruk'ta oldu ya da yapıldı fark etmez Ne, ne derseniz A plus hocayla getirdin o da tutmadı yani kadron iyi olacak hocam da iyi ya da onu idare edebilecek olacak vesaire vesaire Hani Pedro yerine Pedro yerine 50 tane adam alınabilirdi ama bizim aldığımız ortada. Şimdi ben Ali Koç'un niye Slevan Bilic'e odaklandığını şimdi anladım. Ali Koç'un derdi demek ki derbileri kaybetmekmiş. Slevan Bilic'in etiketi neydi? Derbi kaybeden hoca. Niye Abdullah Avcı'ya Sergen Yalçın'a yani Sergen Yalçın düşüncesinde olduğunu şimdi anladım. Hoku istifa denildi, Ersun Yanal istifa denildi, Erol Bulut istifa, Vitor Pereira istifa, Jesus istifa. Sıradaki kim? Acaba e, yani istifa nedir? Ve size şunu söyleyeyim. Ali Koç kendi istifayı düşünmüyor ama Jesus'a bir şekilde bir şeyler düşünülüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, ve bugün karar çıkabilir. Özellikle itmana bakmak lazım ama yüzsüz yüzsüz devam edilirse hiç konuşmayalım. Son olarak da Faik Çetiner Bavulunu Hazırla Sus diyor. Şimdi baştan sona bir başyapıt. Bazı yazılar. Gerçekten de. Uzun ama ben kısaltarak okuma niyetindeyim. Diyor ki kazanam kazanamayanın zirveye el sallayacağı bir 90 dakikaydı. Jesus'un 3-5-2 düzeninde sahaya sürdüğü Fenerbahçe'de şüphesiz Gözler ilk 11'de kendine yer bulan Arda Güler'deydi. İsmail Zahit ve Crespo'yu kulübede bırakan Jesus orta alanı Arao Mert takına teslim etmişti. Neden? Niçin? Fenerbahçe maça önde baskıyla başladı. Kazanması gereken Beşiktaş ise savunma ağırlıkta oynuyor. Ani ataklar kovalıyordu. İlk 30 dakika içerisinde Fenerbahçe Arda ve Valencia ile mutlak korulacak pozisyonları harcadı. Sahada daha istekli olan ev sahibi golü bulmakta zorlanıyordu. Maçın hikayesi Arda Güler'in başrole soyunmasıyla değişti. Genç yıldız kazandığı topu ceza sahası içinde taşıdı ve penaltı kazandırdı. Halil Umut Beylervar'la konuşup kararın arkasında durdu. Penaltıcı Valencia'da golünü attı. Devre biterken Samet'in ikram pasında Abu Bakar'ın ayaklarından topu çalan Altay ilk yanın kahramanı oluyordu. İkinci yanın başında Wellington hem penaltı yaptırdı hem de çift sarı karttan takımını 10 kişi bıraktı. Valencia topu bu kez direğe nişanladı. Penaltı kaçmıştı ama Beşiktaş sahada 10 kişiydi. Jesus her zaman olduğu gibi yine hamle yapmıyordu. Son 30 dakikada sahneye müthiş bir Beşiktaş çıktı. Her anı yataktı. Fenerbahçe'nin üçlü defans SOS veriyor ama kulübe seyrediyordu. Bak şu cümleler aslında sezonun özeti. Cenk 5 dakika içinde attığı 2 gole maçı izleyen bizler bile şaşırıverdik. Sonra korkudan Jesus'un hamleleri geldi. Rossi, Zayt'sı, Emre Mor ve İrfan Can'ı sahaya sürdü. Yine geciken hamleler. Son bölümde Fenerbahçe yüklendikçe yüklendi. futbol sadece hücumcu zanneden. Hücum zanneden Jesus'un ekibi. Sahanın yıldızı Redmond. 3 asist 1 gol. Ve Abubakar'dan sonra 15 dakikada 2 gol daha yedi. Kadıköy'de 10 kişilik Beşiktaş'ın tarihe geçecek bir yenilgi aldı. Jesus mu? Bavulunu toplasın sezon sonu beklemeden onu hararetle bekleyen ülkelere yola koysun. Utanmadan getirdikleri müthiş futbolcular da yanına almayı unutmasın diye. Şimdi size bir soru daha soracağım. Jorge Jesus gitti diyelim. Yani herhangi bir takıma gitti diyelim. Arao ve Gustavo Henrique'yi ister mi? Arao'yu ya da Gustavo Henrique'yi gittiği takımda taraftar ister mi? Başka bir şey demiyorum. İkincisi ben haftalardır Valencia sahada geziniyor derim. Ama hocam gol kralı. Ama hocam gol kralı. Şimdi bizim sizin anlaşamadığımız nokta şu. Siz eleştiriyorsunuz. Ben eleştiriyorum ama diyorsunuz ki benim dediğimden aynı cümleyi kullanmadı. Valencia sahada geziyor. Yok hocam gezmiyor. Sen Fenerbahçeli değilsin. Ya neyini beğenmiyorsun? Adam gol atıyor. Lan penaltıdan atıyor. Ben de atarım. Cık. Hocam şöyle böyle. Hadi buyur. Yani açık söyleyeyim. Ya hepimiz futbol oynadık. Yani futbol takımı aynı hedefi paylaşır. Fenerbahçe Arda Güler gibi bir yıldızım var. Bir. İsmail Yüksek gibi bir süperstarım var. İki. Bak iki. Ferdi gibi bir süperstarım var 3. Altay Bayındır kalede şu an Türkiye standartlarında işe yarar 4. Atilla Salahi var. Transferin gözdesi 5. Osayi var 6. Bak 6 tane. Emre Mor var. Bugün oynasam yok demezseniz 7. Valencia'nın vurdum duymazlığını geçtim ama gol krallığı yarışında 8. Bak 8. Osterwalde sakat. Lincoln sakat. Kabul. Alehoski de kötünün iyisi 9. Kanadın birine Rossi'yi koy. 10. Zayt'sı da bugün satsan 3 büyüklerden 4 büyüklerden 3'ü de alır. 11. Senin kadron ortada. Ama sen diyorsun ki hayır. kulağım burada diyorsun. Yani ben Jesus'un kovulmak için bahane aradığını düşünüyorum. Bakalım bugünkü görüşmelerden bir şey çıkacak mı? Çaycısına kadar ben olsam hepsini kovarım. Sakatlanan 3 aydan 4 aydan önce geri dönmüyor. Sakatlanan geri gelmiyor. Bu kulübün sağlık personeli ne iş yapıyor? Ali Koç Takım tam ritmini buluyor. çıkıyordu ki 5 yıldız takacağız formamıza. Lan sana ne? Takım tam ritmini buluyor. Çok iyi gidiyoruz. Çıkıyor ne diyor? Trabzonlu bakanlar e, neydi Trabzon'un sporun localarını bilmem vekiller satın almış değil mi? Belediyeler. O cümleleri kurdu. Bak Veçezer'e Fenerbahçe çok iyi gidiyorken bunu söyledi. Ya bir bakın arkadaşlar. Ali Koç Fenerbahçe'nin şampiyon olmaması için her şeyi yapıyor. Her şeyi. Bu sene Fenerbahçe çok iyi gidiyordu. Ne dedi, ne dedi çıkıp? Bir düşünün bakalım. Bu sene çok iyi giderken biz niye al aşağı olduk? Bir düşünsenize. O ara ne konuşması yaptı? Bir bakın. Bir araştırsanız da. Son 5 senede Fenerbahçe ne zaman iyi giderse Ali Koç ekrana çıkıp bir şeyler söyledi ve takım al aşağı oldu. Aslında biz suçlu hep dışarıda aradık. Arkadaşlar bir kez olursa hata olur. iki kez olursa aptallık olur. Üç ve üzeri olursa bilinçli olur. Ben hepinizin vicdanına bırakıyorum. Jesus'u gönderdin. Tamam. Kabul. İsmail Kartal geldi. Kabul. Kabul. Ya da Ahmet geldi. Mehmet geldi. Fark etmez. Biri geldi. Ne değişecek biliyor musunuz? Daha da oynayan futbolcular değişecek. Sıralama aynı kalacak. Dünya kupası arasında ben Brezilya'ya gitmek istiyorum diye haber yaptıran Jesus'un bir tarafına tekmeyi vuracaktım. Def edecektim. İstediğin yere git diye. Sonuç? Kahrolan Fenerbahçe taraftar. Mustafa Hoca da dahil. Sizler de dahil uykusuzluk, yorgunluk, sinir, stres, kaçma insanlardan kaçma güdüsü hepimize aşılandı. Allah bizi bize kim zarar veriyorsa bile bile zarar veriyorsa Allah bizi ondan kurtarsın. Hocam bak ben şunu da söyleyeyim. Nihat Özdemir zamanında Fenerbahçe'nin üstünde müthiş oyunlar oynandı. Müthiş. Ben dedim ki herhalde Aziz Yıldırım Nihat Özdemir'le bir araya geldi. Aziz şey Ali Koç istifa etsin diye uğraştılar. Saadettin Saran, Mehmet Ali Aydınlar, bilmem şu. Hiçbiri de Fenerbahçeli değil. Hiçbiri Fenerbahçeli değil. Gün bugün çıkın adayım arkadaş deyin. Adayım deyin. Fenerbahçe'ye 5 yıldır yaşattığın yeter deyin. Bir insana bir kredi bir kez verilir. iki kez verilir. Borç ödüyoruz ayağına. Yeter lan. Kayyum mu atanıyor? İsraillilere mi satılıyor? Ne yapılıyorsa yapılsın. En kötü bu kadar olurdu. En kötü bu kadar olurdu. Ya A plus hocayı getirdin. Full yetki verdin. Bak Görünürde Ali Koç'un hiç suçu yok. Her şeyin yetkisine verdi. Peki kardeşim yetkiyi verirken hiç mi demedin? Ya arkadaş biz seni 4-1-3-2 alıyor diye aldık. 4 tane stoperim var. 5. stoper niye? Luan Perez bizim politikamıza aykırı bizim paramız yok diyemedin mi? Şimdi taraftar diyor ki Hocam bak 2 tane 3 tane kaliteli futbolcuya bas parayı al. Bu gidiyor çöplere 2'şer 3'er 2'şer 3'er derken parayı saçıp savuruyor diyor. Lincoln konusuna katılmıyorum. Rossi konusunda da size katılmıyorum. Bak bugün İsmail Kartal gelsin. Lincoln, Lincoln, yani Rossi falan şaha kalkar. Dersiniz ki lan bu kadar iyi oynuyordun niye oynamadın dersiniz. Çünkü sistem bozuk bir kere. Onu da söyleyeyim. Genç potansiyeli futbolcular konusunda sizinden ayrıyım. Ama yaşlı futbolcu. Ben Luan Perez'e o parayı verdirmem. Pedro'ya o parayı verdirmem. Günah günah. Günah. Buruma'ya o parayı verdirmem. Günah. Günah ben dişimden tırnağımdan sakınıyorum. 2 milyon euroya salayı alıp ya tutarsa yapıyorum. Günah frey bile ya tutarsaydı ben kabahat bulmam. Adem'i ye kabahat bulmam. Yaşı gençlerim. Diago Çukur'a kabahat bulmam. Ama bunların hepsi Fenerbahçe'yi baltalamaktır. Ali Koç'a diyorum sponsorlarını da al. Hocanı da al. Yaptığınız bütün zararlarda karşıla. Buyur kenara çekil. Şu kadar cebinden para verdi. Bu kadar cebinden para verdi. Sosyal medyadaki birkaç tane arkadaşlar çıkıp bu cümleleri söyletiyorsun somut bir şekilde de ki bu sene şampiyon olacaktık. Benim yüzümden oldu. Kulübün kasasına al. 30 milyon euro bağışlıyorum. 50 milyon euro bağışlıyorum. Çekiliyorum. Yapamaz bunu. Sponsorluk yapıyor hocam. Kendi şirketlerini. Lan oğlum kendi şirketinin sponsorluk yapan adam. Onun reklamını yapmış olmuyor mu? Televizyona vereceğini oraya vermiş oluyor. Ben şunu söylüyorum. 29.300 yazıyor değil mi? 40 bin yapın. 10 bin lira para vereceğim. Sözümsüz. Hadi. 10 binden fazla vereceğim. 20 bin lira para vereceğim. 40 bin yapın şu kanala. Hadi bir an önce 40 bin yapın. 40 bin abone olun. 20 bin lira para vereceğim. Şey mi diyeceksin Mustafa Hoca 20 bin lira verdi be. Yo Mustafa Hoca yıllardır emek verdi. Çalıştı çabaladı 29.300 yaptı. Siz de kısa yoldan 40 bin yaptınız. 50 bin yapın daha fazla vereyim. 100 bin yapın daha fazla vereyim. Sonuçta siz de kazanacaksınız ben de kazanacağım. Durum bu. Bakalım CESUS toplantısında ne karar çıkacak. Ben şunu söyleyeyim. Perşembe günü Kayseri Spor'a başarılar diliyorum. Hocam sen de hainlik yapıyorsun. Hayır. oyumuzun ölçüsünü tamamen alalım da. Görelim. Ya Perşembe günü de eğlenirse ki Kayseri Spor'da Kayseri Spor'da muhtemelen ve muhtemelen bak muhtemelen ve muhtemelen ee, Fenerbahçe korkacak Kayseri Spor'dan. onu da söyleyeyim. Yine üçlü çıkacağızdır. Taraftara büyük iş düşüyor. Yok Duhan Argın diyor ki Fenerbahçe'nin borçları yüzünden başkan adaylıklarını açıklayamayanlar varmış. Ya bu ateşten gömleği şimdi giyin, giyinmeliler ya da hiçbir zaman başkanlık hayali kurmamalılar. Şimdi gerçek Fenerbahçeliler er, er me görme zaman diyor. Kesinlikle katılıyorum. Ekleme yapmıyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşlerinizi özgürce dile getirebilirsiniz. Sen dili kullanmayın. Ben dili de kullanmayın. Biz dili kullanın. Yani amacımız Fenerbahçe olsun. Sen şöyle demiştin. Sen böyle demiştin. Mesela Uğur Melek'e Jesus'a futbolun peygamberi diyordu. Bugün eleştiriyor. Olur bunlar. Jesus. Geldiği andaki Jesusla da şu andaki Jesus arasında uçurum var. Şu andaki Jesus korkak bir adam. Yani Ersun Yanal'da bize geldiğinde ofansifte en son gittiğinde savunma falan oynatmaya çalışıyordu. Ne yapıyor bu Ali Koç bu teknik direktöre? Ben onu da anlamıyorum. Hakkımız ailesi olsun. Bir değişim yaşanacaksa radikal bir değişim olmak zorunda. Bir değişim yaşanacaksa tıpkı ülkemizdeki seçim gibi. Ali Koç diyecek ki teknik direktörü değiştiriyorum ya da değiştirmiyorum. Bu benim kararımdı. Temmuz ayında kongreye gidiyorum. Kararımızı da alıyoruz. Temmuz ayına kadar bütün adaylar çıksın diyecek. Bugün istifa ettim falan filan. Arkadaşlar bugün istifa edip kenara çekilemez. Kulüp sahipsiz kalır diye. Hocam Fenerbahçe kulübü sahipsiz kalmaz. Öyle bir kalır ki. orucun altına girmeyelim diye herkes kaçacak delik arıyor. Herkes Mustafa Hocam. A. Herkes Mustafa Hocam. Ya da herkes Aziz Yıldırım mı? Aziz Yıldırım'ın da hataları elbette var. O da çok kibirliydi son döneminde. Onun da en büyük hatası oydu. Ali, Ali Koç'unki de aynı. Şampiyon yapmadan gitmem. O zaman Ali Koç bu kulüpte kaldığı müddetçe biz şampiyon olamayız. Hiçbir şekilde olamayız. Ali Koç para verse, hakemleri satın alsa, para verse, rakip kalecileri satın alsa biz yine Ali Koç'un bahtsız bedeviliğine kendi kalemizi atar, yine şampiyonluğu başkasına veririz. Atılmayan varsa buyursun, söylesin. Hakkımızda ayrısı olsun arkadaşlar. Gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz. Kanalımıza abone olup Gelişmeleri bekleyebilirsiniz. Aynı zamanda Fenerli Duyum 2M ile Twitter hesabım var. Orada da gelişmeleri anlayan an paylaşıyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Görüşmek üzere.